Kendine söyleyeceğin bir şey var mı? Ne gibi? Anlamadın mı sanıyorsun? Kızımı arayacağım dediğimde kaçıp gittin. Ağlamışsın da. Ne saklıyorsun benden? Kaçtım evet. Beni alarken görmenizi istemedim. O yüzden kaçtım. Siz anlatırken benim aklıma hatırlamak bile istemediğim bir yanı geldi de. O yüzden... Benim bir ablam var. Vardı. Görüşmüyoruz artık. Adı Alev. Alev mi? Alev Fırıncıoğlu senin ablan mı? Siz ciddi misiniz? Yani yanlış anlamadım değil mi? Hayatınızı yazmamı istiyorsunuz. Evet. Yazar mısın? Ben anlatacağım. Sen yazacaksın. Yani bilemedim ki şimdi. Yanlış anlamayın ne olur ama hayatınızı yazmamı isteyecek kadar ne yaşadınız gerçekten merak ettim şimdi. Anlatacağım. Bugüne kadar ne yaşadınız? Hepsini, her şeyi. Sana. Sana. Bir bir anlatacağım. Bebeği ağlayınca susuramamış. Böyle bir şey yapmazdı ablam. Yapmazdı ama çok korkmuş. O panikle. Bebeği öldürmek istemiş. Öldürmek mi? Ne yaptım ben ya? Bilmiyordum ben. Özür dilerim. Ben bilmiyordum. Bilmiyordum ne demek Adnan Bey? Bilmiyordum ne demek? Kim bilir ablam sizin yüzünüzden ne acılar çekti. Yalnız bu kadar sorumsuz olabilirsiniz. Ya bilmiyorum dedim ya. Daha dün öğrendim. Ben bir kadının hayatını karartacak kadar vicdansız değilim. Asla. Peki bebek? Ne oldu ona? Bebeği devlet sahiplendi. Ablam da cezaevine girdi. Bundan sonra ne oldu bilmiyorum. Ben ikisinden de haberim yok.